Salamlar değerli izleyiciler ve dinleyiciler. Her vaxtınız xeyirli ve uğurlu olsun. Yeni bir programla sizin evlerinize qonaq gelmişik. Ümid edirəm ki, bu pandemi, ne bileyim, post-korona dönemində sağlığınız, sağlamlığınız ve ekonomi durumunuz yaxşı olar. Çünkü dünyamız gerçekten yaxşı bir yönə getmir. Her halda ekonomik sıkıntılar, dijital dünyamızda sürekli teknolojinin gelişmesiyle beraber biz ayak uydurmamamız için bəzən nəsə bir problemler yaşanabilir. Özellikle 3. dünya dedikleri ölkələrin içerisinde. Her halda 3. dünya ölkəsi dediğimiz zaman, geri kalmış ölkə dediğimiz zaman, belki bu təbirlər de doğru olmaz ama genelde belə bir təbirlər istifadə olunur. Daha önce de verilişlerimizde işaret etmiştik ki, Beyaz Zambaklar ölkəsində bir kitab yazılmış Georgi Petrov tarafından, Rus aydını tarafından Finlandiyanın durumu haqqında və orada necə bir neçə dənə aydın bir milləti və ləm yəcrə olan, yəni orada əkinçiliyə müsait olmayan torpaqların içərisində necə bir şahlanış olur, həm dil baxımından, həm texnoloji baxımından, həm millət baxımından və indiki vəziyyətdə olan gözəl bir ülke Finlandiya ortaya çıxır o soyuq və demək olar ki, ləm yəcrə yerlərdə. Və aydınların məsələsini danışacaq. Bir aydın nə etməli? Kimə aydın denilir? Yəni, hətta bəzən bu farsların içərisində də belə bir tartışma da olur ki, Roşən Fekri dini var mı, yox mu? Yoxsa din üzərində bir aydın ola bilir və olursa əgər bu xalqa bir yön verə bilir mi? Peyğəmbərana bir missiyası ola bilir mi? Onu da tartışacaq və özəlliklə bu aydın millət ilişkisinin içərisində dinin də önəmli və ideolojinin də önəmi və yaxud önəmsizliyini sayın dəyərli qonağımız hürmətli Güntay bəy Gənc altla danışacaq, araşdırmacı yazar elə Finlandiyada bizə qatılıqda tam Petrov'un o dönəmdə ayaq bastığı yerlərdə anlattığı o torpaqlardan bizimlə bərabərdir Güntay Gənc alt. Çox xoş gəlmişsiniz Güntay bəy. Hoş bulduk, əsənliklər. Güntay bəy, özet şəklində mən bir şeyler anlattım. Daha önceki programın da devamı olarak diyelim. Biz karar oldu ki, bu kitaptan yola çıxaraq bir para məsələləri həm bayaq anlattığım şəklində aydınların məsələsi millətə yön vermək və onların içərisində bu ilişkinin, bu irtibatın arasındakı din və ideolojini anlatmağa çalışacaq və sizdən sual edəcək ki, siz yəqin ki, bu kitabı oxuyursunuz və özəlliklə Mustafa Kemal Atatürk'e bu kitabı tövsiyə etmişdi ki, Türkiyədə oxunsun və yayınlansın və çoxlu bunun versiyaları Türkiyədə çıxıb və çox rəğbət də gördüm. Siz necə baxırsınız? Bir, 5 aydın, 6 aydın belə bir Finlandiya bir ölkəsində İsveçlilərin, Suedlilərin istimarı altında qalan, dili onların istimarı altında qalan, texnolojidən geri qalan bir ölkədə necə bir şahlanış yaşadılar. Amma halbuki biz illərdir İranda, özəlliklə, fərq etmir, Türklərin arasında olsun və yaxud digər millətlərin arasında belə bir şahlanışa yetişə bilmirik. Bu nədən? Cəbri coğrafiya mıdır? Yəni İbn Xaldunun dediyi kimi, yoxsa din məsələsi midir? Yoxsa millətimiz o millətlə fərqlidir mi? Genetiyi mi fərqlidir? Bunu bir anlatırsınız, sevinir. Çox təşəkkür edirəm. Gözəl açıqlama verdiniz. Mənim də danışmağıma yardımcı oldunuz. Dəyərli açıqlamanızla. Bir müqabilə. Bu şəkildə anlaşmışdıq. Finlandiyanın hələ müstəqil olmadan öncə 19-cu yüzyılda Rusiya sömürgəçiliyində bulunduğu bir devirdə Fin aydınlarının böyük, xoşbəxt bir Fin milləti yaratmaq üçün səfərbərliklərini açıqlayan bir kitab üzərindən yola çıxaraq danışacaqdır. Yəni, Ağ Zambaklar ölkəsi Finlandiya haqqında. Evet. Ağ Zambaklar ölkəsini Grigori Petrov yazmışdır, sizin də ifadə etdiyiniz gibi. Ve çok değerli, çok namuslu bir yazıcı olmuştur. Evet, o kitap. Çok değerli bir yazıcı olmuştur. Ve çok ilginç ki,
19. yüzyıl bilirsiniz hem de Rusya'nın dünyaya medeni bakımından meydan okuması yüzyıldır. O yüzyılda Grigori Petrov kimi yazıcılar meydana çıktı. Sonraki yüzyılda ortaya onlar yetişmediler. Bu ayrı bir konudur. Ama Grigori Petrov Finlandiya'nın yükselişini heyranlıkla ve överek açıklamıştır. Yani bu bir tarih kitabı değil. Bu bir Rus ziyalısının, bir Rus aydınının küçük, nüfuz olarak küçük, yüzyıllar boyu onun bunun esaretinde bulunan Fin milletinin yükseliş mazerasını kaleme almıştır. Bu kitabı okuduğumuzda neden Finlandiya bugün hoşbakt bir millettir? Ve neden milyonlarca insan bu ülkede yaşamanın hasretini çekerlerin sebebini anlayırız. Hiçbir şey emeksiz kendiliğinden ortaya çıkmaz sosyal alanda. Bunu çok güzel bir şekilde anladım. Milletin alt yapısına zarar gelmeden üst kurumlarını nece onarmak mümkündür? Şeklinde bir girişle başlar Grigori Petrov. Ve buna Moskova'nın şanlı büyük tiyatro binasının çökmesine işaret ederek açıklar. Yazar ki, büyük Moskova tiyatrosu, tiyatro evi çatlak alır. Memarlar, mütexessislər gələrlər, baxarlar bunun səbəbini araşdırdıqlarını görərlər ki, bunun altına sərt dəmir ağaclardan qoyub, dəmir ağacların üzərində yapmış imişlər bu binanı. İndi onlar zamanın aşımında çürümüş və bina çökmək üzrədir. O yüzden de granit daşlarla onun altyapısını möhkəmləndirərək o binanın tarixi gözəlliyini qorumağa çalışanlar və başaranlar. Granit daşlarla. İndinin özündə də Moskvada o granit daşlar üzərində yerində durmaqdadır. Bu hadisə olmuş 19-cu əsrin sonlarında olmuşdur. Yəni, zərər vermədən, altyapıya zərər vermədən onarmaq. Altyapını həm dəyişmək, həm də devrimlə yox, uçutmaqla yox, inqilabla deyil. Pillə-pillə altyapı möhkəmləndirərək, altyapı möhkəm olsa, olmasa, onun üzərində qurulan qurumlar zaman axışı içərisində çökə bilir. Böyle bir fəlsəfi bir ölçü ilə kitabına giriş yapmaqdadır. Ağzambaqlar ölkəsində. Və sonra da millətlərin yüksəlişində ya da çöküşündə nəzəri bilgiləri ortaya qoymaqdadır ki, bu nəzəri bilgilər Grigori Petrov'un öz fikirleri deyil, başkalarının fikirleridir. Ona göre her toplum değişik çağlarda öz şarkılarını, öz mahnılarını oluşturmalılar. Ama bu şarkıları milletler nece oluşturmalılar? Acaba millet yahut kütle kendi başına özgürleşebilir mi? Yoksa yetiştirdiği şahsiyetler o özgürlük şarkılarını bestelerler. Nece olur bu iş? Bunu ayrıntılı... Bir laf vardı, Ballı'dan kestirmiştir ama yakşı pis millet yoktu, yakşı pis aydın vardı onlara gönderen. Evet. İki nezeriyen orada ortaya koyayım. Birincisi, halkı yaradan şahsiyetlerdir. Halk gündelik ihtiyaçlarıyla meşgul olar. Yani ekseriyet, çokluk. Ama halkın içerisinde, aslında bütün halklarda beledir, bir azınlık olar, egaliyette adamlar olarlar, onlar ziyalı olarlar, onlar düşünerler, geri kalan da onların düşüncelerini dağıtacaklar. Mesela Arnold Toynbee deyir ki, yaradıcı azınlıktan mahrum olan milletler iç proletarlaşmaya mahkum olarlar. Yani hamı kargı etsin ve işçi kimi düşünür. İşçi düşünebilmez ki, işçi
ailesini necə kesindirəcək, ondan sonra bu aclıqdan ailesini necə şeyleyecek, o ölçüde düşünsə də onun düşüncəsi gündəlik iqtisadi ölçünün ötəsinə çıxamaz. Bunun için özel şəxsiyyətlər lazımdır. Həm biyolojik olarak yaxları, yəni məsələn azı çəkməyə deyəlim ki, müsait olmalıdırlar zihnen. Buna hazır olmalıdırlar. Çünkü büyük işler bazen acı çekerek elde edilir. Şimdi o acı çekerek bir milleti necə yarattılar şimdi ya? Finlandiya'da Fin milletinin aydınları o halde düşünmeye çalışırlar. Ama mesela ikinci kaynağında Grigori Petrov bu şekilde izah edir ki, mesela Lev Tolstoy'un düşüncesine esaslanarak ki, Lev Tolstoy da büyük aydınlardan birisidir. Dünya medeniyetini etkileyen aydınlardan birisidir. Lev Tolstoy deyir ki, xalqı yetiştiren şəxsiyyətlər deyil, şəxsiyyəti yetiştiren xalqlar. Xalqdır. Kütlənin, xalqın səviyyəsi elə bir yerdə gəlir ki, o dəyişik şəxslərdə olan az-azıq istəklər bir şəxsin timsalında mərkəzləşir və bir şəxsiyyət yetiştirir. Aydınlatıcılık bu şekilde olur. Yoxsa halk düzeyində alıcılık kabiliyyəti olmazsa şəxsiyyət yetişsin. Bunun ne faydası olabilir? Bunu sosyolojidə bu şekilde açıklayırlar. Millet, bir milletin faciəsi necə olur? Bir millet faciə ilə karşılaşır. Bunun için iki şəxs var. İki durumda bir millet faciə ilə karşılaşabilir. Birincisi, Lev Tolstoy dediği kimi, halk değişime hazırdır. Ancak halkın değişimini yönlendirecek, düşünce düzeyinde hareketlendirecek şahsiyet yoktur. Şahsiyetsizlik hüküm sürer. İkincisi de şahsiyet var ancak halk hazır değil bu değişime. Bunun ikisi de o tarihi fırsatları elden kaçırmak ve o milletin yazgısında bədbəxtliklerin, karanlıkların çöküşü anlamındadır ki, biz şəxsən özümüz, öz milli tarixi, milli tariximiz demeyek, öz keçmişimizde. Çünkü mənə görə geri kalan halkların keçmişi var, tarixi yoktur. Tarix değişimin sərgüzəşdir, varoluşun bilgisidir. Axıb gedən şeydir, axıntı deyil. Yani ondan ders alar sonraki uşaqlar. İndi gəlirik Fin milletinin tarixine. Fin milleti 100 iller boyunca, təqribən 900 il İsveçlilerin idarəsində olmuşlar. Və öz dillerini sevməmişler. Bunların təpəsinə, beyninə girdirmişler ki, Fin dili kətli dilidir, onda ədəbiyyat olmaz, Fin dili sadəcə söhüş vermək için de bizdə olduğu için. Bunlar da çox söhüşçül millet olmuşlar. Elə siz İsveç dilinde yazmalısınız. İlk defa olarak bunu ortadan kaldıran, dini planda ortada kaldıran Martin Luther'le aynı zamanda yaşamış bir Fin keşişi Agricola oldu. 16. asırda. Agricola, agriculture sözündendir. Onun ləqəbidir. Yani ekmek. Yer ekmek, tarla, şumlama. Bu da Fin milletinin düşüncesini açmaya başlamıştı. Öyle mi? Oradan başlıyor. Evvel. Birincisi oradan başlıyor. Agricola İncil'i Fin diline tercüme edilir. Ve Fin milleti artık İsveç dilinde değil, ana dillerinde ibadet etmeye başlıyorlar. Bilirsiniz, orta çağlarda toplumlar bilgi toplumu değil, dini toplumlar. Ve milletlerin oyanışı için milli dilde ibadet etmek, milli dilde kilisalarda ya mesela diyelim bizim taraflarda camilerde ibadet etmek milli oyanışın esasını koyuyordu ki biz bunu hiçbir zaman etmemişiz. İlk defa olarak Mustafa Kemal Atatürk 1930'larda bu zamanlarda xilasa camilerde hutbelerin Türk dilinde olmasına dair emir. O zamana kadar minil biz Müslüman olmuşuz. Geldiler namazı kılmışlar. Adam çıkmış orada Ərəbcə ne danışırmışsınız? Bizim millet bilmemiş, kulağı asıp çıkıp gidilmiş. Ya millet bizim tarifimiz ne kadar birbirine benzemekten biliyorsunuz. Ama bunlar
16, bu da indi 20, 500 yıl bundan önce bunun birinci temelini burada çözmüşler. Hele bu. Bu dini plandaki sorunun çözülmesi sonra ister istemez geç de olsa, 500 yıl zaman alsa, 400 yıl zaman alsa da uzun zaman değil tarihin karşısında. Sonunda doğruyu o millet keşfetmek için psikolojik, toplumsal alanda, psikolojik zeminde bir uygun zemin ortaya çıkar. 1809. ilde Rusya Finlandiya'nı işgal etti. İsveç'ten kopardı. İsveç'ten kopardıktan sonra Finlandiya'ya, Finlandiya'nın coğrafyası da çok güzeldi. Ve toplumu da, mesela bizim o Asya toplumları düzeyinde medeniyetin dışında olmamışlar. Yani İsveç toplumuyla yaşamanın özü de bunlara bir meziyet vermiş. Çünkü İsveç İmparatorluğu da, İsveç Devleti de bizim taraflarda olanlar kadar gayrimeden olmamış. Ha? Finlandiya'nın birçok şehirlerini onlar tesis etmişler. İsveç kralları, mesela Vasa, burada büyük bir şehirdi. Kralın adı olmuş İsveç'te, burada bir şehir tesis etmiş. En güzel şehirlerinden biri de diyeceğim. Bu şekilde olmuşlar onlar. Ama bu milletin özü alışmıştı İsveç dilinde. Edebiyatlarının hamısı İsveç dilinde olurdu. Rusya'nın buranı istila etmesiyle ortam değişti. Ortam, yani mühit değişti. Mühit değişenden sonra ister istemez o sosyal mühit değişenden sonra o sosyal mühitte yaşayan farklı düşünmez mecburiyetinde bırakılır. Yani çaresi yoktur. Başka seçeneği olmaz. Aynen Azerbaycan Cumhuriyeti'nde diye bir devlet var. Onlar o düşmence olmasaydı, onlar da bizim kimiyle başlaşıp yedirecekmişler. O mühit değişikliği, bunlardan milli ziyalılar ortaya çıkartmaya başladı. Bunlar Rusya'nın tercihine girdikten sonra gördüler ki artık burada Rusya İmparatorluğu'nda İsveç dilini bilmenin bir anlamı yoktu. Ne kadar güzel bilsen de. Hiçbir anlamı yoktu. Bilenize bizden müjdeler oldu. Fars dilini bilen ve Türk Mirza nerede bizim dilimizde? Mirza Türk olan ve Fars dilini bilene Mirza diyenler. Yani Türk tarihinin bir eybecerliği de aslında. Fars dilini biliyor, pis, yakşı. Ama o Türkçe bir mektup yazmalı da ona diyebilir Mirza. Bunların da öyle bir Mirza'ları olurmuş bunların öz dillerinde. İsveç dilini bilir ama Finlere İdari problemlerin halli için bunlar İsveç idarelerine mektup yazmıştır. Bunlar da aynen bizdeki gibi şeyler olmuştur. Mirzeler olmuştur. Ondan sonra bunlar artık Ruslaşabilmezler. Mümkün değildi. Onun için 900 yılda bir defa bunların tercihinde, Rusya'nın tercihinde yaşamalıydılar. Gördüler ki bunu, yani medenileşme için bir dil lazım. Dil. Bunların aydınları, ziyanlar Rus dilini öğrendiler ama halk 2 milyon yarımda bunların nüfuzlu. Bunlar ne zevredecek? Bunlar Rus dilini bilen aydınlar o cümleden, burada biz geliriz Sinelman meselesine, büyük Fin ziyanısı. Bunlar dediler ki biz ana dilimizi yükseltelim. Ana dilimizi yükseltmek için bir tane şuar geliştirdiler. Bu şuar Snellman'ın sadece şuarı değil ama Snellman'da en çok istifade ettiği bir şuardır. Bütün Fin ziyalılarının kabul ettiği bir şuardır. Ona Fincesini izazenizle ben söyleyeyim sonra tercümesini diyeyim. Hem de bir Fince işitsin bizim dostlarımız. Bu şuar böyle der ki Rotsi Laisya emme oli Venelay seksi emme tahtu tulla Orka amme siz Somalaysiyan. Yani şu tercümesi budur. Biz İsveçli değilmişiz. Tez anlamışlar ama büyük değişikliği. Ama Rus da olabilmeliyiz. Gelin Finlandiyalı olalım. Bunu ben tercümesini bu şekilde dedim. Fin dilinde biraz adamın hoşuna gelen bir şehir gibi bir şeydir. Ve doğru olan da odur. Evet, o devir yani 1809. ilden sonra Finlandiya'da çok güçlü bir millileşme ortaya çıkır. Bazı
İsveç aydınları. Finlandiya'da yaşayan İsveç aydınları da bu harekete destek verir. Çok ilginç. Mesela İlyas Lönnred adında bir İsveçli profesör Finlandiya'nın kentlerini dolaşır. Bunların bir tane milli eposu var. Yani milli dastanları, adı da Kalevala. Kalevala, bizim de Gorgut gibi. Bu Kalevala'da şamansını bir Türk, eski Türk hatırası da var aslında burada. Bunu Fin kentlerini, köylerini, ozanlarını gelir danıştırır, onların sesini yazır. Onların hamısını toplayır, bir yere bir tane kitap çapettirir. Adı da olur Kalevala. Aslında kitabın adı da o ozanların söylediği öykünün adı Kalevala. Ama bu onu kitaplaştırır. O günün edebi fincesinde yaymağa başlıyor. Hamısı da şiir. Hamısı da şiir. Hamısı da şiir olmalı. Eski canlı. Fin dilinin inşafına bu bir tekan verir. Finler deyirler bizim böyle eserimiz varmış. Bizim haberimiz yok. Güzel gar görmüşümüşük. İsveç esaretinde yaşadığımız zaman o İsveç dilinde yazmağa falan. Demek bizim dilimizin edebiyatı var imiş. Alman değil, bizim dilimizin edebiyatı olmasın. Ama dilimizde özü var. Onu var edebiliriz. Alman değil, o çok özel ama bu olmasa bile biz yeni bir tarih yaratmalıyız. Ona göre Alman evvelde bir rahip olur. Keşiş gibi bir şey. Bu iş, yani Hristiyanlık teolojisi okudu. Bu ona çok şöyleydi, bilirsiniz mi? Bana göre daha bir millet bir milletin aydını, o milletin akıbetinde, yazgısında bir müsbet iş görmek isteyirse, o milletin dinini derinden bilmelidir. Derinden bilmek onu kabul etmek değil daha. Bilgi başka şeydir. Çünkü senin halkının psikolojisini yönlendiren dini bilgilerdir. Oradaki o eksiklikleri, oradaki faciyeleri bir ziyalı görmese milletine neyse, hükmet edemler. Neyse değişimi bilmek için o kötülüklerin kaynağını sen bilmelisin. Bilgi olarak bilmelisin. Aynen bu şekilde. En önemlisi teolojiden felsefeye geçmesidir. Felsefeye geçmez. Çünkü felsefeyle meşgul olmayan milli bir aydın o milletin diline hizmette bulunamaz. Ve Süleyman bunu başardı. Birçokları başardı ancak bu kitabın kahramanı hakkında biz danışırız değil mi? Biz Süleyman'ın kişiliği, şahsiyeti üzerine odaklanmıştır. Evlerde hususi müellimlik edir, para kazanır. Bilgilerini öğrenir, hususen teoloji bilgilerini öğrenir. Çünkü o zaman da bu dini toplumuydu ve teolojiye çok ihtiyaç vardı. Ondan sonra evlerde müellimlik oynadığı yerde münazire, yani karşılıklı diyalog kültürünü ailelerde uşaklarla falanla geliştirir. Bunun için, bunun sebebi de ne olur? Yunan felsefesiyle tanış olması. Soru sormayı başarması. Birçok adamlar soru sormayı başarmazlar. Mesela bizim tarihimizde soru soruşma kültürü diye bir şey yok. Diyalog ve diyalektik ilişki yoktur. Bunun için Süleyman deyir ki, devlet kitabını herkes okumalıdır. Yani Platon'un devlet kitabı bilirsiniz böyle karşılıklı sual cevaptır. Soru sormayı insana öğretir. Soru sormayı öğrenmek özü bir bilgeliktir. Martin Heidegger, büyük Alman filozofu, 70 yaşlarında ona soru sorurlar ki bu tecrübelerden sonra sen bize söyleyecek neyin var, neyi öğrendin? Deyir ki, ben çok ustaca soru sormak öğrendim. Sual soruşmak. Sual soruşmak öğrendim. Çünkü bizde dini kültürde sual soruşmak olmaz. İnanmalısın. İnanmak için sen sual soruşmamalısın. Bütün dillerde sual soruşmak yasak. Sual soruşmak felsefenin işi. Ve düşünsel oyanışın temelinde cevap aktarmalar değil, sual sormalar durmaktadır. Cevap yanlış olur.
Yanlışı atarsan başka cevap bulursun. O da yanlış olan ama git başkasını bulursun. Ama sual öz egemenliğini, hakimiyetini insan aklı üzerine, insan aklının devincenliğini, hareketini sağlaması bakımından egemenliğini, hakimiyetini sürdürer gider. Sual ve cevap diyalektik bağlamında soru, sual cevaptan daha üstündür, daha önemli. Ve bunu, bunun üzerine Sinelman daha çok felsefeye meyleder. Felsefeye eğilimlenir ve 1835'te Hegel'in felsefesi üzerine doktora tezini yazar. Evet, doktora tezini yazar. 1830'uncu illerde, onu da diyeyim ki 1809'da falan dünyaya gelin, doğum tarihini karıştırmış olabilirim. Ama 1830'uncu illerde Finlandiya'da Fin dilini kurtarmak için özel dernekler kurulur. Ve felsefi düşüncelerle, Alman felsefesiyle, Yunan felsefesiyle düşüncesini, zihniyetini donatmış, terciz etmiş bulunan Sinelman bu derneklere könüllü olarak gider ve orada Fin dilinde ateşi nitkiler söyler. Felsefi düşüncelerini Fin dilinde beyan eder. Çok güzel natıklık kabiliyeti olmuş. Düşünün. Hem natıklık kabiliyeti hem de o natıklığın, o konuşma sanatının içini felsefi bilgilerle doldurma yeteneği. Bunda bir cazibe oluşturulur. Fin gençleri bunun sohbetinden lezzet almaya başlıyorlar. Evet. Cuma ertesi kulübü. Çünkü cuma ertesi tatil olur Finlandiya'da. Yani şembe günü. Şembe günü kulüpleri diye Fin dilini yükseltme, diriltme derneklerinde sohbet edilir. Ve o da der ki bizim dilimiz söğüş dili değil. Bizi mahkum etmişler. Mesela adamlar birbirine satanda bizde de çok yaygın değil. Böyle terbiyesiz sözler danışmak bir geleneğe dönüşür. Fin dilini görürsünüz de Fin dili felsefe dili. Dünyanın güzel dillerinden birisi. Ve insanlar dehşete gelirler. Biz öyle köylü diliydi bizim dilimiz derlerdi Finliler. Şimdi biri çıkmış felsefe, bilgi, ahlak dersi verir. Estetikadan danışır, estetik bilgiler, etik konularını danışır. Yunan felsefesini danışır, Fin dilinde. Böylesine bunun şöhreti bütün Finlandiya'da yayılmaya başlıyor. Özde çok ahlaki ve dürüst bir adam olmuştur. 1840'ıncı ilden başlayarak Helsinki'de Rusların tesis ettiği üniversitede felsefeden ders vermeye başlıyor. Ama felsefeden ders derken, bunun felsefe derslerine sadece öğrencileri katılmış. Herkesin imkanı varsa gelip bunun felsefe derslerinde iştirak edilir. Buna basınlar. Notlar alırlar. Ve bu da değil, benden aldığınız notlar Fin dilinde, çünkü o zaman hiçbir edebiyat tercüme olunmamış, hiçbir felsefe tercüme olunmamış, hiçbir şey yoktu. Değil bu yandaşlarınızı dönüşünüz köyünüze, şehrinize, orada küçük gruplar, encümenler teşkil edin, dernekler teşkil edin ve Fin dilinde felsefe dersin. Dilimizin yükselişi için. Değil. Öyle de yapırlar, öyle de edirler. Çok kısa bir süre gençliğinin orta yaşlarında Almanya'da bulunur ve Alman felsefi ortamıyla tanışılır. Bu onun düşüncesinin daha da ilerlemesine, daha da güzelliğe doğru sıçramasına çok büyük teşvik verir. Sonra üniversitede ona yetmiyor, könüllü olarak, dikkat edin, hatta para almayarak köylerde, şehirlerde İptidai sınıflarda ders demeye başlayacak. Neden? Çünkü Sinelman düşünür ki bir milleti tesis etmenin yolu İptidai sınıfta ilk okuldan başlayarak çocukların bilgilerini değiştirmek, onları eğitmekten başlar.
Nerede imkan varsa gedir ora ve temennası olarak hiçbir karşılık beklemeden gedir ora, yani maddi şey istemeden orada ders verir. Yani sanki bir lakak düşünüş ortalığına bir milleti yükseltmekle, diriltmekle hükümlenmiştir. Hiçbir peygamberin aslında edebilmediği bir işte. Çok genç yaşlarında, yani ömrünü karış, böyle geçirir Finlerin, gençlerini, çocuklarını eğitmeye falana, felsefe üzerine profesörlüğünü almaya zaman kalmış. Aslında bu profesörlüğünü ile kadına iletişimde almıştır. Ama sonunda bunu da başarır. Felsefe üzerine profesör olur. Bir defa da reddedildiler. O problemler evet. Çünkü bu sadece felsefe üzerine bir doktor alan, bir profesör alan değildi. Bunun amacı fil milletini yetiştirmeliydi. Ya felsefenin hansı konusunu doğru yazdım, yanlış yazdım, hansı felsefenin düşünceleri o değil. Bunun hedefi kendi milletini tarihe sevk etmeydi. Gayri tarihi bir millet filmler. Tarihte böyle bizim İran'daki geçmişimiz gibi su gibi akıp gitmişler. O ona diyenler geçmiş, tarih demezdim. Bir tarih yaratmak istedim ama 1856 yılda Finlandiya için Rusya büyük dukluk statüsü tanıdı. Yani ona iç bağımsızlık verdi. İç bağımsızlık. Çok ilginç ki Finlandiya'nın milli marşı şimdi var. Bunlar müstakil olmadan 50 önce yazdım. Çok ilginç. Yani dünyada tek millettiler ki bağımsızlıklarının marşı, milli marş, Suru Demirli, istiklallarından 50 ila 60 yıl önce yazılmış. Yani Sinelman ve Sinelman gibi aydınlar bağımsızlığın temelini bu milletin ruhunda öyle ekmişler ki bir şair de çıkmış bağımsızlığı vesvetmiş ama hiçbir agresivliğe yol vermeden. Hiçbir agresivliğe yol vermeden hatta o zaman aşırı hareket edenlere karşı Sinelman karşı çıkır. Yani diyelim mesela ben burada da olmuş aşırı biz müstakil olmalıyız falan. Sinelman değil, hayır biz müstakil olmamalıyız. O müstakilliği bize tarihi fırsat tanıyacak gelecek. Biz o gelecekte tarihin tanıyacağı fırsatın alt yapısını oluşturur. Zaman gelende kendiliğimizde müstakil olacak ve Sinelman'ın düşüncesi doğru olur. Sinelman'ın arkadaşlarını bağımsızlık istedikleri için, aşırı geçtikleri için bizde var ya mesela delere müstakil olmalıyız. Pasancı'yla İran dağılmaktan delere bir çok alıksın biz müstakil olmak. Değil yok. Biz halkımızı her türlü seçeneğe hazır etmeliyiz. Hazır olduktan sonra tarih her zaman bir istikamette gitmez. Tarık bize o şansı tanıyacak. Tarık o şansı tanıdığında Sinelman hayatta değildi. Sinelman Finlandiya müstakil olmadan takriben 30 yıl önce öldü. Ama Sinelman'ın dediği gibi oldu. Çok ilginç. Çünkü insan bir şey açmadan onun neticesini bana alabilmezsiniz. Sinelman doğru düşünürdü. Hatta Sinelman'ın bazı dostlarını üniversiteden falan o aşırı istiklal talepleri falan istiklalcıları üniversiteden uzaklaştırıyorlar falan. Sinelman onlara öğüt verir. Diyor ki siz bu aşırılıkla müstakil olmaya hazır olmayan Fin halkını yanlış yola sürükleyesiniz. Şahsi hayatınızda berbat edersiniz. Yani gelip el okumak, yükselmek yerine nasıl? Giden üniversiteden çıkardılar, kaldı ki o yüzden sehle, işçi. Sen bu halka nece hizmet edebilirsin? Diye yoldaşlarını uyarırdı. Halbuki değildi bizim Ruslarla bizim düşmançılığımız yoktu ki. Yani sen İsveç'in esaretinden yeni kurtulmuşsun. Bu var olan dünyanın süper gücü olan Rusya'nın tanıdığı bir imkanlar varsa ki tanıyırdı daha. Mesela Azerbaycan'da deyler ana dininde meşrepler nasıl mümkün değil. Kafkaz'da Merkez Asya'da dediğine, Rusya Çar Rusya'sı. Ha, ben o Sovyeti demiyorum. Çar Rusya'sı medeni bir devlet. Avrupalaşmak istedi. Avrupalaşmak için bilgi lazım. O dedi bu millet gözde ana dilinde yazsın. Sonra ikinci,
Bunu da Mehmet Emin Rasulzade de çok güzel ifade etmiş. Der ki, İsveç'i, pardon, Finlandiya'nın İsveç kültür bağımlılığından, Kafkas Türklerini de İran kültür bağımlılığından kurtarmak için, o bağları kesmek için Çar Rusyası bu milletlere öz ana dillerinde mektep açmaya karar vermiş. Karar vermiş ve bunun arkasında para ayırmıştı, burcu ayırmıştı. Ana dilinde çapılan kitaplara devlet kömür edin. Çar devleti. Sinelman dedi biz bunu İsveç bize tanımaz mı? Bu hakkı bize tanıyırız. Yani biz bu hakkı olduğu kadar istifade edelim. Ondan sonra görerek ne olacak? Pille pille gide girelim. Değirdi. 1865. ilde Finlandiya'nın milli pulunu çıkarttılar. Çok ilginç. Bu da Sinelman'ın teşebbüsüyle. Markardı. Marka böyle bir adı. Marka. Marka. Marka parasını çıkarttılar, milli paranı. Yani 1865, 35 yıl burada, il buradan, 20 yıl da oradan, 53 yıl müstakil olmadan önce bunlar milli paralarını çıkarttılar. Milli. O Dukluk zamanı da öyle. Evet, Dukluk zamanında. Maliye Bakanıydı da onun. 19, evet. Şimdi ona gel çatacağım. O zaman görürsünüz mü? Bu olayların akışı kendiliğinden nüfuzu 2,5 milyon olan bir toplumu bağımsızlığa doğru hareketlendirmiyor da ne yapıyor? Böyle ussal felsefeyle tanışıyorlar, böyle hareket eder. Heyecana katılarak halkını ölüme göndermez. Yavaş yavaş. Çünkü oluşumlar yavaş yavaş olur. Olaylar kontrolden çıkabilir. Evet, oluşum, bu sözcük bizim dilimizde çok güzel bir sözdü. Olum ve oluşum. Oluşum Fars dilinde karşılığı yoktu. Olmak var şuradan. Oluşmak yoktu. Oluşturmak da yoktu. Oluşturtmak da yoktu. Oluşturtmak da yoktu. Hiçbirisi yoktu. Bu kadar bir dilimizde bizim fiil var. Yani bize bir tane fiili olmayan bir dil baş belamız oldu. Oluşmak nedir? Olmak nedir? Olmak tek başına olursa. Oluşmak çoğul bildiren fiildir. İşteş fiildir. Yani iki ya da çok ya milyonlarla bir yerde olursa. Ona derler oluşmak. Bunu demiyor musun Farsi'nde? Yoktu. Ona göre de oluşum sabir, bilgelik, tarih, coğrafya ve toplumla diyalog gerektirir. Birlikte olmak lazım. Ama bazen de olaylar oluyor. Yani o oluşumun dışında özellikle mesela süper güçlerin hakim kıldığı durumlar özünü zorla şey yapırlar. Egemen kılır canlandı. O artık o ayrı bir ayrı bir sebep. O da başka bir gücün oluşturma edimidir. Sinelman felsefeyle uğraştığı için Fin dilinde felsefi yapıtları tercüme edir Fin diline. En zamanda özü de Fin dilinde ve İsveç dilinde felsefi yapıtlarını yazır. Yalnız yazdığı bütün felsefi eserlerinin temelinde Fin milli siyasi hedefleri merkez konu olarak ele alınmaktadır. O yüzden de Sinelman'ın felsefi eserlerini okuyanlar Fin dilinin felsefeyle tanışlığına tanıklık edirdiler. Tanık olurdular. Sinelman bu bakımdan Fin dilinin felsefeye girmesi nokta-i nazarından eşsiz bir rol oynamıştır. İlk kez olarak Sinelman Finlandiya'da siyasi kültürel olarak bir tane dergi çıkartmaya başladı. Derginin adı Sayma. Şimdi Sayma adında Finlandiya'da çoklu kadın adları var. Çok güzel bir adı. Sayma. Sayma Ruznamesinde dünya haberleri, şiirler, lirik şiirler, hususan kadınların yazdığı şiirler, kadınlar teşvik etmek için
Ondan sonra tənqidi əsərlər, ədəbi tənqid, yazılan əsərlər üzərinə ədəbi tənqidə falan yer verilirdi. Bu qəzet, Sinelmanın çıxardığı bu qəzet film dili və ədəbiyyatının sıçramasına imkan yarattı. Çünki ədəbi tənqid olmadığı yerdə ədəbiyyat gəlişməz. Salma dərgisi film ədəbi düşüncələrinin qarşılaşmasına bir meydan açdı. Bu dərgi 700 tirajla çıxırdı. Çox deyil. Çünki o zaman Finlandiyada xalqın da hamısını yazıb oxuması yox idi. Nüfuzlar da yaxlaşırdı 2,5 milyondur. Düşünün, bizim Azərbaycan Cumhuriyyətində Həsən bəy Zərdabi də dərgi çıxardı, qəzet çıxardı. Əkinçi adında, Əkinçinin tirajı 300-dür. Sadəcə 300 tirajla çıxır. Və 300 tirajla çıxanın 150-dən fazlası satılmırdı. Mirzə Fətəli Axundov qəzet satılsın deyə dəyişik adlarla abunə olurdu qəzetdə. Axundov. Və dəyişik adlarla yazı-yazıb qəzetdə çap etdirir. Əlbəttə ona bənzər hərəkət ilə Finlandiyada da olmuş. Əlbəttə. Maa miyehen üstəmə. Yəni ölkə dostu olaraq Nisan ayının 12-cisi, Nisan ayına nə deyirlər bizim tərəfdə? Fərverdin ayı deyirlər. Yoxsa... Hə, ben biraz daha 10 gün aralığında fərq var. Hər halda Nisan ayını, burada Toluqa Q deyirlər. Nisan ayının 12-si Finlandiyada Sinelman günüdür. Nisan ayının 12-sində Sinelmanı anmaq üçün məktəblərdə günlər keçirilir, televizyonlarda, qəzetlərdə, ondan sonra kitabxanalarda, universitetlərdə falan o toplantılar keçirilir, oralarda söhbət edirlər. Mən onun ikisinə qatılmışam. Orada o cavan uşaqlar falan gəlirlər, Sinelman haqqında danışırlar. İki kərə mən buna qatılmışam. Yəni, bəlkə sonra başım qarışırdı, o günü qatılmışam, amma İki kərə yaddaş eləmişdim, qatılacam. Kitabxanada, mərkəzi kitabxanada çox böyük bir toplantı vardı. Sinelman haqqında danışırdım. Sadəcə getdim qatılımcı kimi orada oturdum. Görün, bu Sinelmanı bunlar necə alqılayır yeni nəsil. Və gördüm ki, Fin milləti öz aydınlarına çox namuslu bir şəkildə sahib çıxırlar. Çox şad oldum. Xüsusən 20 yaşlarında universitet cavanlarının gəlib Sinelman haqqında orada məruzə ilə çıxış etmələri məni məmnun etmişdi. Bu insanlar unudulmamalı. Bunlar sadəcə Finlandiyanın deyil, bizim də qəhrəmanımızdır. Əzilməkdə olan. Ancaq yüksəlməyi, qurtuluşu ana dillərini, tarixin, coğrafiyanın, təbiətin, min illərin bizə sunduğu ana dillərini qurtarmaq istəyən, azad etmək istəyən bütün millətlərin milli qəhrəmanıdır Sinelman. Belə düşünmək gərəkdir, belə düşünürəm. Şeydə, mən bir şey də əlavə edim. Çox gözəl, yəni insizamınızı bozmaq istəyirəm. Çox ilginçdir ki, bu qədər məşhur olan kitab, yəni ilk dəfə Saraybosna'da basılan bu Georgi Petrov'un kitabı, sonra bilirsiniz Yugoslaviyada, Bulgaristan da sonra Türkiyəyə gəlir. Farsçaya çevrilənməyib, Farsçada bu kitab heç çevrilənməyibdir. Çox ilginçdir və hətta onun digər, Georgi Petrov'un digər məşhur kitabı İdealist Öyrətmən, ki o Səməd Behrəngi metodu Raçinski haqqında yazır və bu da eyni Sinelman kimi bütün eğitimini buraxır və Rusiya kətlərində uşaqlara dərs verməyə başlayır. Onu da Petrov yazır ki, hər halda Petrov da çünki həm coğrafi olaraq doğduğu yer, yəni Finlandada Yama deyirlər oraya onun yaşadığı yer, çox Finlanda sərhətindədir, orada da elə məzara qoyulur. Bu olmayıbdır. Bu sualı soruşacaqdım sizdən. Ki, indi həm Sinelmanı anlattıq, həm Finlərin necə budur şahlanışını və yüksəlişini də anlattıq. Arada sırada bir qiyaslanma da etdiniz. Yəni, və arada sırada mən bəzi o notları da aldım, qafamda onu yazdım ki, bir fəlsəfə məsələsidir ki, sorgu sormaq, fəlsəfə və bir də ki, teoloji məsələsidir. Ki, siz bizlə qiyasladığınız zaman, yəni bizim xalqımızı, Fin xalqında, bu fəlsəfə boşluğunu görürmüsünüz?
veyahut teolojinin daha radikal olması ve hatta ideolojinin daha radikal şekilde ki özünüz de işaret ettiniz ki bunlar çok step step yani pelle pelle bu meseleni kabağa apardılar. Bunun bir kıyasla karşılaştırmalı bir şeyde burada bir sualıma da cevap verirsiniz sevinirim. Tamam, büyük memnuniyetle. Elbette. Bu sinemanın təcrübələrini mən oxurcan çox düşüncələrimi islah etdim. Sinelman yoluyla. Çünki mənim ana dilim türkçədir. Və mənim hər şeyim türkçədir. Mənim şərəfim, mənim namusum, əxlaqım, hər şeyim. Türk dilindən başqa mənim bir qutsalım yoxdur. Yalnız bunun içini sevgi ve felsefeyle doldurmak lazımdır. Sinelman der ki Suetliler, İsveçliler bize çok zulmetmişler, sömürmüşler, ülkemize parmışlar. Ama asla biz İsveç halkına nifret etmemeliyiz. Ben İsveç halkını da değiştirdim. Yalnız xalqının unudulmuş haqlarından yana yaşamamı sürdürmək istəyirəm. Və bunun öfkə ilə çözüləcəyini düşünmürəm. Hətta deyir ki, ölkəmin İsveç sömürgərçiliyindən qurtuluşunu salamlayıram və İsveç xalqına saygılarımı bildirirəm. Heç bir zaman bizim İsveçlilərlə problemimiz yoxdur. İsveç politikası yanlış. İsveçdə, Suetdə əlindən heç bir iş gəlməyən latları filanı göndərirdilər. Görəv başına Finlandiyada. İlk oxlu belə doğru dürüst bitirməmiş adamlar, tərbiyəsiz adamlar. Gəlirdilər və bizim tərbiyəmiz də bozuldu. Çox ilginc. Sanki bizim həyatımızdır bu. Biz bunun durdurulmasını istəmişik, istəyirik. Bir yerdə bir yana biz bağımsızlığı istəyirik sözü keçmir onun həyatında. Yazılarında. Amma bütün yazılarının hamısı bağımsızlıq yolunda gedir. Əslində gerçək politikada budur da. Sən millətini sevirsənsə, sən mütləq onun bağımsız olmasını gözlərinlə mi görməlisən? Yox. Necə ki, görmədi. Öldüyündən 10 illər sonra Finlandiya onun dediyi kimi oldu. Evet. Deyirdi ki, aynen mesela necə bizdə, dediğin suala cevap vereceğim, yaddaş dilerim. Zazenle ben bu fikrimi yekunlaştırım. Şahın zamanında da, İndinin özünde de, İran'da Türk dili edebiyata girmemiş, felsefeye girmemiş, eğitimde yok, meşrette yok, hiç yerde yok. Biz sadece bir yerde çok güçlü, terbiyesiz yerlerde, söğüşte falan da. Mesela Şahın zamanında, Türk dili yasağıydı ama nedense terbiyesiz mahnılar okumak, şarkılar söylemek azad. Hatırlıyor musunuz? Ne bileyim, ceymen, kuşuk memeler gümüştü, kelem şalvar da şişti. Kızların burasının burasına terbiyesiz sözler, şarkı söylediler de küçede de hamı kulak asırdı. Bu psikolojik bir savaş idi. Yani Türk dili, o gel orada ne kadar istersen sövgülen. Ama medeniyet sahasında senin dilin ilerlemez. Fin dili de o şekildeydi. Fin dilinde bu sorunu kurtarmak için Sinelman dedi ki biz bir iş görmeliyiz. Padıganlara girmeliyiz. Kışlalara girmeliyiz. Çünkü bizim gençler gelirler oraya. Orada daha da çok terbiyesizleşirler. Fin dilini sadece söğüşte istifade edirler. Dönürler ailelerine, büyüklerine daha da kirledirler. O zaman biz padıgana girmeli ve fin dilinin etik derinliğini, terbiyeli seviyesini askerlere 18-19-20 yaşlarındaki askerlere öğretmeliyiz. Bunlar başlayırlar kışlalarda, padıganlarda zamanlara felsefi sohbetler etmeye ki sırf bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk ah zambaklar, beyaz zambaklar ölkəsi kitabının, yani Sinelman'ın hakkında yazılan bu kitabın kışlalarda askerlere okutulmasını zorunlu olarak
buyruk veriyor diyor bunlar kışlalar dokusu. Çünkü kışlalarda okunarak yeni bir kentler, kentlik oluşturdular. Kışlalarda Snellman'ın ateşin nitkileri. Snellman sadece kendisi değildi. Snellman nitk sanatını, konuşma sanatını da öğretmişti bir azlığa. Onlar seferber olurdular. Finlandiya'nın kurtuluşu için padıganlarda, kışlalarda kendilerine nutuk söylüyorlar. Ve kendiler dehşete geliyorlar. Düşünüyorlar, ya bizim dilimizde böyle şey olur mu? Bu güzellikte bilgiler, bu güzellikte insanın saygın davranması olabilirmiş demek. Bu inancı Finlandiya'da esaslandırdılar, yerleştirdiler. Bakarak kazandılar. Ona göre kazandılar. Acaba bizim için bir örnek değil midir bu diye düşünürüm. Snellman kışlalarda, padıganlarda söhbət edilir. Deyir ki, siz gençler, Finlandiya'nın geleceğini kuracağı olan gençler, sizler hamlarsınız. Askerlik sizin için bir fırsattır. İki yıl burada geliyorsunuz, ömrünüzü kaybetmeyin, ömrünüzü itirmeyin. Burada bilgilenin. Yeni bir insan olarak geriye dönün. Ve geriye dönen gençleri aileler gördüler ki, oradan gelen gençler başka tür oluyorlar. Eskiden oldukları gibi olmuyorlar. Oradan geri dönen her bir genç askerlikten sonra bir öğretmen olarak geri dönüyordu. Ona göre de... Yalvarırlar. Asker alın bizim oğlumuz da oraya asker alın. Yalvarırlar. Evet. Ona göre de bütün aileler oğullarının asker gitmesi için yalvarıyorlar. Bizim de uçak düşsün bir adam olsun gelsin. Diyor ki Snellman, canlılar içerisinde en iri ve kaba baş koçlarda olur. Koçlarda. Ama bize öyle kafa lazım değil. Bize öyle koç başı lazım değil. Kaba, ezici, vurucu. Biz o başın içini bilgiyle dolduralım. Ama nece bilgiyle? Ana dilimizdeki bilgiyle. Başka dillerde öğrenebilirsiniz. Başka dilleri öğrenmek tam tersine bizim ana dilimizin yükselişine yardımcı olacaktır diye düşünüyordu. Ve terbiyesiz bir çocuk, bir neslin gençlerin yetişmesine ilişkin diyordu ki, acaba gençlerin böyle terbiyesiz olmalarının sebebi kendileri mi? Onları bu şekilde terbiye edenler mi suçlu? Yoksa terbiye etmeyenler mi suçlu? Yani biz gençliğe ne demişik ki ondan bir şey bekleyelim ki? Oğlandırsa zengin olsun, kızdırsa zengin bir oğlan tapsın, geçsin. Onunla evlensin ve onun kölesi de olsa köle gibi yaşasın. Bu zihniyetle bir ülke inkişaf eder mi? Diye soruyordu konuşmalarında. Snellman ve arkadaşları öyle bir ortam oluşturdular. Fin milleti maddi hayatı keşfetti. Bak buna dikkat edin sen. Maddi hayatı keşfetmedi. Ümumiyetle bu İslam dünyasında maddi hayatı keşfetmek hala hiç keşfedilmemiş. Mesela bizde ne değil? Pul el çirkidir ama ona göre de birbirlerine ilgilenir. Pul el çirki değil, para, pul. O senin emeğinin, zahmetinin kabalesidir. Emeğinin. Onun değerini bilmek lazımdır. Onu kazanmak için de doğru zaman hasretmek lazımdır. Buna deyirler maddi hayatın keşfi. Bunun üzerine gelmekte o kitaptan, onun hamısını ben anlatsam konunun dışına çıkabiliriz, gereksiz olabilir. Üç tane örnek var orada. Biri murabbacıdır, balaca balaca murabba satır, cemaatın para kazanır. Biri ayakkabıcıdır. Birini de unutmuşam. Biri vardı katildi. Adamları soyar falan para kazanır. Bak Snellman'ın düşüncesine. Onlar böyle eğitir ve onlar Finlandiya'nın en zengin insanları olurlar. En zengin insanları olduktan sonra ne edirler? Onlarca mektep yaptırırlar Finlandiya'da. Eğitim merkezi açtırırlar. Tiyatro dikmek için para ayrılır. Hemen katil olanlar katil inmişler. Yeni bir millet doğur. Ölmeden önce paralarını Finlandiya'nın yükselişi
adına kurulmuş olan vakflara çevirdiler. Değilir bu kadar paranın biz. Ne güzel hayat. Ne namuslu bir millet. Ben bunları bile heyecanlı danışıram çünkü onların emeğinin tadını ben de tattım. Ben şimdi buraya gelmeseydim bedbeht bir hayat süresi. Ben özüm de onların o fedakarlıklarının emeğinin neticesini burada yaşayacağım. İnsan gibi yaşayacağım. Onların her birisi karşısında baş edeceğim. Severek ona göre biraz heyecan katıramsa o sebebendir. Bu zenginler ki adlarını çektim. Önceden böyle gangsterlik ederdiler, adam döverdiler, ya balaza pineciydiler falan yükseldiler. Önlerine amaç koydular ki Finlandiya'nı kurtarmalıyız. Bunlar arabalar aldılar, büyük. At arabası, ha, arkasında böyle yeker. Ama bile merhamet edilmiş, tamir edilmiş. Seyyar kitaplarına düzelttiler. Seyyar kitaplarına düzelttiler, bütün Finlandiya'nı dolaştılar, kitap payladılar, parasız. O seyyar kitaphanı her iki de devam ediyor. Ama indi at arabalarıyla değil. Özel bir tane uzun otobüsü, şimdi de yazık fikir yastığı yani kitaphane. Aslında indi şimdi burada bütün köylerde de kitaphane var ha. Modern çağda. Ama bunların dedelerinin tesis ettiği bir gelenek olarak onu modern bir şekilde bu şekilde devam ettir. Bir de görürsen ki bir tane yolda yavaş yavaş çok bezekli, üstünde böyle çocuk falan hepsi, üstünde yazıp kiryas da kütüphane, otobüs geliyor. Giriyorsan içine, bir de o kütüphane. Hala o şekilde yine de Finlandiya'yı baştan başa dolaşmaktadırlar. Bunun da esasını Snellman ve Snellman'ın şerefine, Snellman'ın hürmetine, paralarını Finlandiya'nın yükselişi için seferberinden harcayan o kişilerin tesis ettiği bir durum olmuştur. Evet, Finlandiya'nın değişik yerlerinde aydınlanma ve aydınlatma için merkezler açılır. İnsanlar, zenginler ölmeden önce servetlerini Finlandiya'nın yükselişi için bağışlamayı bir şeref sayar. Bizden öyle de bu bilmezler benim pulum nece istifade edilir. Tabii ki mesela öz ailelerine gereken mirası bırakarak Finlandiya'nın yükselişi için para harcayacaklar. Bir tane ben konuya işare edip sonra kesizim o soruya cevap verme. Daniel Defoe adında bir tane yazıcı var. Robinson Crusoe'nu yazar. Snellman konuşmalarında der ki Finlandiya'nın yükselişi Robinson Crusoe'nin hayatta kalma mücadelesine benzemektedir. Bilmiyorum o romanı siz okumuşsunuz yoksa yok. Ben okumuşum, çoktan okumuşum. Robinson Crusoe elbette ben Fars lehçesiyle Farsça okumuşam. Ona göre biz de beynimizde o şekilde kaldı. Robinson Crusoe bir adada yaşayır. Kadın yoktu, sevgi yoktu, hiçbir şey yoktu. Hayatta kalmalı sadece. Yaşam mücadelesi yönetir. Ona göre de Snellman der ki, insan zekası doğanın acımasızlığını, təbiətin sertliğini, gerginliğini yenə bilər. Nitekim Robinson Crusoe bunu başardı. Hayatta kaldı. Sıfırdan başladı hayatta. Robinson Crusoe'nin dinin özünde de İncil'den sonra en çok satılan kitaptır Avrupa'da. İngilizlere ve bütün Avrupalılara roman okuma, modern roman okuma sanatının kültürünü öğreden Daniel Defoe bu eseriyle olmuştur. Görüyor musunuz? Bir İngiliz yazar Finlandiya'nın yükselişi ve millet olması yolunda neyse tesirli olabilir. Çok ilginç. Bu neyi gösteriyor? Bugün İran'da Türk dilinin kurtuluşundan yana olan her bir genç Daniel Defoe'nin bu romanını okumalıdır. Çünkü başka insanların tecrübelerinden yararlanarak müşkilleri çözmek erdemdir. Çok güzel bir sanattır ve bunu
Sinemalı arkadaşları başarmıştır. Bir tek numara da söyleyeyim onu. Bitirin bu konuyu ben konuşmama. Almanya'da olduğu zaman Sinelman bir de Slav yazısıyla karşılaşır. Slav. Slav yazısı Alman dilinde bolca kitaplar yazmış ve Alman dilinde yazılar yazdığı için özünü mutlu hesap eder. Onunla ikisinin arasında bir tane diyalog olur. Bu diyor ki sen ana dilinde niye yazmışsın Ukrayna dilinde? O da diyor ki ana dilimde ben nece Alman yazarım. Bir ben nece yazarım Slav'ın dilinde. Sen sizin sayınız bizimkinden çok. Sen böyle yaz. Aslında böyle danışırlar. Çok güçlü felsefi tutarlılıkla bu yazıcıya der ki sen ana dilinde yazmalısın. Sonra ayrılırlar. Ayrılandan sonra bu yazıcı Sinelman'a bir mektup yazır. Son mektubu ve intihar edilir. Değilsen haklısın. Ben öz milletime ihanet edeceğim. Ana dilime. Çok ilginç bir şahsiyet olmuş. Şimdi o sorduğun soruyla bağlı. Benim o kitapla ilgili bu kadar yeter sanırım. O sorduğun soruyla bağlı ben açıklamalarımı vermek isterim. Felsefi boşluk var mı? Yok mu? Diye sordunuz. Hem vardır hem de çok derindir. Bana göre ana dilimizi biz yükseltmek için Türk dilinde felsefe okumadık. Bu bizim şansımız Sinelman ve arkadaşlarından farklı olarak bizim şansımız ondadır ki onlar sıfırdan başlayabilir. Ama biz sıfırdan başlamıyoruz. Bizim Türkiye kimi bir şansımız var. Modern Türkçe gibi. Mesela ben felsefi yapıtların okuduğum çok da okumuşum ve okuyorum da yapıtların çoğunu Türkçe okumuşum. Neredeyse Türkçe okumuşum hepsi. Türkçe felsefe okumayan ve riyaziyat okumayan bir kişi o dilde düşünebilmez. Türkçe, ana dili Türkçe olanları söylüyorum. Ha. Bu bir. İkincisi bizim Farslara karşı bir düşmançılığımız olmamalı. Sinelman'ın dediği gibi. Farsları da teşvik etmeliyiz. Onları övmeliyiz. Evet sizin edebiyatınız vardı, boldu, şerif milletsiniz. Biz demeli ki siz öyle değilsiniz. Hakikaten de öyledirler. Yani o, içinden her millete hasteler çıkıyor. Ve bizim ondan bir problemimiz yoktu. Biz bir yerde yaşayak da ya. Sizin de edebiyatınızdan biz de faydalanak. Şimdi sizin zengin edebiyatınız var deyin biz tarihten sizler. Biz de öz ana dilimizde yazak okuyak. Bizim hakkımız mı? Bütün milletlerin hakkıdır ana dilimde yazıp okuması. O yüzden de tam Sinelman modeli edebiyatımızı Farslara karşı öfkelenebilirim. Düşmanmış sanki onları yensek biz kazanacağız. Yok. İnsanlık tarihi göstermiştir ki savaşlarda kazanan milletler de yenilir. Savaş olmamalı. Savaşsız mı kazanmak? Kazanmak ona diyorlar. Finlandiya onun bir numunesidir. Hiçbir ülkede savaşmadı. Savaşmadan kazandı. Yani öylesine bir birikim, medeni birikim sağladılar ki o tarihi fırsat geldikten sonra tarih dedi ki bu millet müstakil olmalıdır. Bağımsız olmalıdır. Onurlu bir millettir. Çünkü altyapını hazırlamıştır. Şimdi soracağım bir şey yoktursa ya sorun varsa cazı versen ben bir kere zevkiyle çok keyifli şekilde dinledim. Hem anlattık hem de onu günümüzdeki metaforlarla tabii ki halkımıza da aydınlatmaya çalıştık. Eğer sonunda ekleyeceğiniz bir cümle neyse bir danışır her şey varsa onu işte ondan sonra kalsın gelecek programımıza devam edelim. Onu da söyleyeyim ki bir defa da istersen uygun olursa sizin için şimdi bu defa bir yine kitap üzerine danıştık. İkinci kere Finlandiya'nın genel bir yükselişi üzerine. Evet. 19. yüzyıldan günümüze kadar. Ben günümüz Finlandiya'sı hakkında hiçbir şey tanışmadım. Sadece büyük aydınlatıcı Sinelman'la ayrı düşmemek için, uzak düşmemek için. Müstakillik dönümünden sonra tanışalım. Evet, ondan sonra neler oldu? Ondan da sonra çok büyük tarihler var. Lan, komünistler var. Bir şeyde Finlandiya'da Finlandiya mitolojisidir. O da çok böyle. Kalevala. Mitoloji, Finlandiya mitolojisi de çok böyle ilginç. Böyle. O mitolojinin birikliği kitabın adı Kalevala'dır. Kalevala, onu da danışarak ya bir gün bir içip. Ha, olan,
Ola bilər. Mən böyük məmnuniyyətlə bunları danışaram. Çünki bir növ bunları danışmaqda özümü bu millətin mənə verdiyi bu burada yaşama haqqı qarşılığında boynumda bunların bir yükü var deyə düşünürəm. Biz de öyrənirik. Biz de öyrənirik. Hə, həm də onu bir borcum ödəmiş oluram bir şəkildə mənəvi baxımdan. İndi bir tane mən şeir oxumaq istəyirəm öz şeirimi sizə izazənizlə. Bu şeiri mən matematik için yazmışam, riyaziyyat, matematik. İndi deyəcəksiniz ki, matematiklə şeirin nə əlaqəsi var, indi görəcəksiniz. Türk dilində matematik oxumalıyız, Türkiyə Türkçəsində. Mən bunu başardım. Mən gördüm ki, mən bütün, yəni beynimi türkləşdirmək üçün, indi biz fars dilini bilirik, tamam? Bizim düşüncə dilimiz, eğitim dilimiz farsçadır. Amma mənim məsələn fizik dilim, mənim matematik dilim də farsçadır. Mən də həm də riyazi təcrübə oxumuşam. Matematik oxumuşdum İranda. Çox sevərim matematik. Sonra başladım birinci sinifdə. Uzun zaman öncə, 25 il falan bundan öncə. Türkiyədə birinci sinifdən, birinci sinifdən matematik kitablarını topladım. Sanki 7 yaşında uşaq kimi belə ödəvlərini həll edə. Matematik düşüncəmi şəkilləndirdim Türkçə. Atatürk Türkçəsində. Osmanlı dilində deyil. Güzel bir Türkçə vardır matematikdə Türkiyədə. Lütfən bunu deneyin. Hatta Atatürk'ün önerdiği kelimeler üçgen, dörtgen falan da Atatürk'ün önerdiğidir. Bir defa da Atatürk hakkında konuşuruz. Atatürk hakkında bizim tarafımız konuşan olmayın. Yani bugünlerde de bir efendimle söhbət edeyim. Adını çekmeyin. Atatürk hakkında ben gördüm anlatabilmeyeceğim. Başka zamana kaldı. Atatürk'ü Türkiye'nin içinden bakarak değil, Türkiye'nin dışından bakarak. Evet. Anlama da açıklama. Kimdi bu Atatürk? Atatürk'ün ettiği Sın Elman'ın ettiğinden eksik değil, üstündür. Onu da söylemem gerek. Üç programımız oldu yani bir şey. Sen başını perde soğacağım. Onlara hazırlayın. Buyurun siz şiiriniz. Riyaziyat ya da matematik diye bir tane şiir yazdım. Çünkü matematik olmasa yaşamak mümkün değil. Bilirsiniz, bütün elmlər matematik olmasa heç bir elm olmaz. Yani cəlib bir şey deyim, Səmərqənddə istudentliyində matematik bilməyənin dini naqisdir. Hə, amma heç bir elm olmasa da matematik olabilir. Matematik olmasa din de olmaz, din. Zaten din ne dedi? Allah bir. O bir özü matematiksel bir rəqam. O bir olmasa sen ne diyeceksin? Evet, sırf zihin işidir de bu. Sonra matematikin həndəsi ilə belə cərlə mən çox məşğul oldum, indi də oxuyuram. Uşaqlarıma da öyrətmək üçün o əskidən o dənkləmlər falan mənə çox ləzzət verir. Hiss edirəm ki o matematiki oxumayan doğru düşünə bilməz. Matematik oxuyanda insanın beynində, zehnində bəzi paslar açılır, amma adam özü bilmir nələr o açılır. O özü insana yardım edir. İndi bu şeyi oxuyum sizə. Matematik. Sən içimi dışıma bağlayan bir ilgisən, sorunlar çözümləyən, aydınladan bilgisən, nesnelerin boyutu, boyunu ölçümləyən, usla evren arası ilişkiyi tümləyən, karanlığa gömülər usumuz sən olmasan, kavrayışlar seninle bulunmaktadır asan. Bilinmezlik içine bilgiler atışından varlık bilinmiş olar ölçü anlatışından. Araştıran usumuz sene sarılıp durar. İçimizde ölçülü yepyeni düzen kurar. Doğa senin dilinle kendisini tanımlar. Sende somutlaşarak açıklanır sanımlar, sorunlar birer birer bilgiye kaynak olar, bilinmezliğe doğru bilgi bir çırak olar. Sordum senin yönünün
yönteminin var nesi? Söyledi us odaklı sorun çözümlenmesi. Usumuzun varlığa odaklayan bilgi sen, beynimizi kirlerden temizleyen silgi sen, senin ilkelerinle oluşlar irdelenir, karanlık beyinlere aydınlıklar elenir. Kendisini gösterip varlık çekildiği an, o düzenden bir algı yalnız sensen koparan, varlığa us akışı ölçümlerinle mümkün, beyinlere bol ışık saçmak biricik ülkün. Sensiz ne insan vardır, ne düşünce, ne de düş. Seninle belli olan ölçüler, pay ve ülüş. Çözümlenen duyumdan, çözümlenen düğümden başka sorun oluşar. Varlık usa us akıp kainata doluşar. Böyle. Çok çok teşekkür ederim. Hem çok kapsamlı bir program oldu. Finlandiya'dan, Sinelman'dan, Görgü Petrov'dan, günümüze ve habele felsefeden, matematikten ve şehirden çok zevkli ve çok böyle renkli renkli bir program oldu. Güntay Bey'den söz aldık. Üç programımız da devam edecek. Hem Finlandiya tarihi hakkında, yani müstakillikten sonra, hem Finlandiya mitolojisi ve özellikle de Atatürk'e bakış. Türk Anadolu'dan hariç olan insanların bakışı. Sen de çok güzel işler görürsen, izleyirem. Değerli işler görürsen, böyle güncel sorunlarla uğraşmışsan programların falan çok tesirli. Uğurlar dileyelim sana. Çok sağ ol. Ben de bir çiçek şehrinden her zaman diyeceğim, onu programı bitireceğim. Yine de dil meselesinde Bedri Rahmayıboğlu, en azından 3 dil bileceksin. En azından 3 dilde küfredeceksin. En azından 3 dil. Çünkü sen ne tarih, ne coğrafya, ne şu, ne busu. Ey oğlum Mernur, sen otobüs kaçırmış bir milletin çocuğusun. Biz hamımız otobüs kaçırmış bir milletin çocuğuyuz ama o bir gün yakalanacaktı. Veya o kitap otobüsü dediğimiz şekilde bizim milletle dolacaktı otobüs ve öz dilimizde okuyabileceği. Çok teşekkür ederim. Hürmetli araştırmacı, yazar Güntay Gençal bizimle beraberdi. Çok keyifli bir program yaptık. Ümit ederim ki buraya kadar izlemişsiniz ve yeniden ben özüm de izleyeceğim. Çünkü lezzet apardım, not alacak yerler vardı. Ben tavsiye ederim ki not alın çünkü programlarımız devam edecekti. Özünüze yakşı bakın, yakşı kalın. Sağ kalın ama Allah'a emanet olun. Teşekkürler.